geçemedi. Neden? Çünkü Üsküdar müskeciliydi Üsküdar'da. Şey var bu Üsküdar'da. Ne var bu Üsküdar'da? Şimdi ben bu mikrofonu Fahri Ormanlı kardeşim, sevgili dostum, deli derviş gazeteci benim gibi. Deli derviş. Mikrofonu Amir Ateş abime, hocama, üstadıma. Lütfetti geldi. Şu çargahta lütfeder misiniz efendim sahneye? Bir alkışlayalım. Oradan mı? Tabii oradan, yerinden. Yerinden olsun. Efendim, böyle bir müstesna gecede, müstesna bir sanatçının hakikaten fevkalade güzellik saçtığı, güzelliğiyle daima iftihar ettiğimiz sevgili Hasan Cihat Önder, iki de bir Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden söz ederek demek istiyor ki, daha Selahattin Pınarlar, Müzeyyen Senarlar, Niyazi Sayınlar, Hüsnü Anırlar, Akı Gündüz Kutbaylar ve en sona doğru geldiğimizde de saymakla tabii bitmez bunlar. Avni Anıl Üstadımız. Tabii Avni Anıllar, Baykanlı Özışıklar. Önemli besteci. Bir zamanlar %3 kadar Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin dışında TRT'lerde sanatçı vardı. %3 kadar Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin dışında olanlardı. Yani demek oluyor ki %97 Üsküdar Musiki Cemiyeti mensuplarıydı. Şükürler olsun. İşte onlardan bir tanesi değerli Hasan Cihat Örten dostum. Daha gönlünde o kadar çok, öyle zengin, öyle engin projeleri var ki bunları inşallah Cenab-ı Hak kendisi gibi sizlere, bizlere de ömür verdikçe göreceğiz. Biz kendisiyle iftihar ediyoruz. Allah sana daha nice yıllar bu güzel musikiye hizmet etme imkanını, fırsatını elinden almıştır. Amir abi, şimdi konuşmalar seni kurtaramaz da biliyorsun değil mi? Firma orada. Geçen sene de burada dedim, flamenco gazeller yakalayana aşk olsun. Beraber bir flamenco gazeller yapalım mı üstadlar? Müsaade edersen. Şimdi efendim, o zaman hemen bir güzel rahatsız taksim rica ederim. Thank you.
seni, ben yana.